Evet merhaba selamlar bu videoda sizlerle birlikte sevgililerimize ya da eşlerimize alabileceğimiz nispeten bence teknolojik ve piyasaya göre uygun fiyatlı 5 tane sevgililer günü hediyesi seçtim. Bunları böyle hediye edince de işte ya aa işte çok lazımmış aa hakikaten işimi de gördü sağ olasın dedirtebilecek teknolojik hediyeler. Kutu açılışı ve ön inceleme videosu bu. Nasıl giriş yaptım bilmiyorum ama derdimi anlattığıma yanıyorum. Şöyle nasıl seçtik? İşte 2500 lira bütçem var 5 tane farklı hediye alayım. Hani işte atıyorum kimisi 300 lira olur kimisi işte 550 lira olur gibi gibi ama hani fix fiyat aslında her biri için 500 TL biçmişiz gibi bir hediye şey yaptık. O tatlı bir ürün skalası seçtim ben. Enteresan gelenleri işte önerdiklerimi ve kendi kullandıklarımı da aldım. Böyle bir video yazalım. İlk ürüne başlayalım. Hızlı hızlı geçiyorum bu arada. Yani hani böyle bir full ürün inceleme olmasın. Hani ilk bakış, kutu açılışı ve ilk bakış olarak başlayalım. Evet, ilk ürünümüz, ilk seçtiğim ürün Huawei Band 6. Huawei'nin bilekliği, akıllı bilekliği. Bu çok uzun süre pil ömrü gidiyor. Kutuyu da şöyle açayım. Ne diyor burada? Bütün gün kandaki oksijen miktarını ölçtüğü söylüyor. Şöyle hatta size göstereyim. Bütün gün kandaki oksijen miktarı ölçüyor 1.47 inç AMOLED full view display vardı diyor. Ekranı biraz büyük. Rakiplerine göre büyük diyeyim. Hakikaten uzun ömürlü. Hızlı şarj oluyor. 96 farklı antrenman workout modu var. Bütün gün boyunca kalp ritmini ölçebiliyor. Scientific yani bilimsel uyku takip sistemi var yani çıkarmanıza gerek yok. Yine True Sport Scientific Sport algoritması da var. Üzerinde ayetene 5 atmosfer basınca kadar dayanıklıymış yani. Sanırım 50 metre oluyor. Şimdi öyle tabii ki de bileklikle adaptörü çıkıyor üstünden. Başka bir şey çıkmıyor. Hatta biraz ben zoom gireyim. Ürüne bakalım. Yakından da size göstereceğim. Şöyle Huawei'yi dediğim gibi 147 inç ekranı var. Bizdeki bunun yeşil ama birçok farklı rengi var. Bu arada şöyle hep klasiktir ya hani eşimize, sevgilimize neyse. Saat alırız. Ya daha erkekler aslında bu hediye daha çok alır ama. Benim seçmemdeki amaç şuydu. Şimdi kadınlar saati böyle hani hep aynı saat takmayabiliyor. Yani değiştiriyor işte kombin yapıyor. Ne bileyim. Aksesuar olarak. Aksesuar olarak çok ya. takılıyor. Yani bizdeki gibi mesela erkekte hani saat bir tane saat Varsa ben mesela 10 sene aynı saat takarım. İkincisi de niye bu saat takıyorsun demez. Çok fazla kombin yapmıyoruz çünkü sonuçta. Ama spor yapanlar için ya da böyle işte yoga, meditasyon ya da uyku, uyku takibi gibi gibi şu an artık böyle evden çalışanlar çok stres var. Ya işte hani iyi uyudun mu acaba? Hani fazla fazla böyle bir şey oldu. Soru işaretleri oldu. Mesela bu saat gerek ekran boyu, gerek özellikleri için hatta saat diyorum işte. O kadar büyük ekran var ki saat gözüyle bakıyoruz artık. Buna. Aslında bir akıllı bileklik ama iyi bir seçenek olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu telefonumuza bağlayacağız ama ben şu an kısa kısa daha birçok hediye geçeceğim için bağlamadan anlatayım. İşte stres seviyesini ölçüyor. E sadece spor yapanlarla da sınırlandıramayız bence ama. Yani normal gündelik aktivitelerini takip etmek isteyen insanlar için de. Aynen öyle. İdeal bir saat oldu. Ne kadar yürüdüm, ne kadar yaptım vesaire gibisen yani böyle üzerinde hazır birkaç modu var. Ben bunları gösteririm bu arada. iOS, Android, HarmonyOS bütün işletim sistemlerinde Huawei'nin sağlık uygulaması var. Oradan bağlayıp kontrol edebiliyorsunuz. Ben basit bir şekilde hatta bağlayayım direkt yani Alttan yukarı kaydırınca şöyle Burada egzersiz, işte kalp atış hızı, aktivite kayıtı, uyku, stres, nefes egzersizleri, bildirim, hava durumu, kronometre, alarm, telefonun bul. Buradan da spor modlarına bakalım biraz. Açık hava, iç mekan, açık hava yürüyüş, kapalı alan yürüyüş. Bayağı bir şey var. Zaten ben bunu daha önce incelemişim kanalda bu arada. Hakikaten de benim beğendiğim bir şey olduğu için. O yüzden zaten hani alınabilecek hediyeler arasında bunu alırdım diye ekledim mesela. Bu arada zaten biz... genelde beğendiğin ürünlerden... Yani hani kendi hani böyle yaptığım bir seçkiydi bu benim. O yüzden de önerebileceğim bir ürün. Bunu hızlıca geçebiliriz. Bunda çok fazla bir şey yok. Evet, bir de şöyle bir şey var. Hani oldu da unuttunuz işte sevgililer güne bir şey almayı vesaire. <laughs> Hepsi burada da yarın kapında seçeneğiyle hani bir gün kala da olsa durumu kurtarabilecek aksiyonlar alabilirsiniz. Birçok da binlerce de hediye seçeneği var. Zaten ben bu aldığım ürünlerin linkini koyacağım ama yanında bir sürü liste yaptım. Çünkü mesela ben genelde şöyle yaparım. Hani bu bir alışveriş tavsiyesidir. Parfüm alacağım zaman sevgililer günü gibi, anneler günü, sevgililer günü, işte babalar günü gibi gibi böyle özel günleri bekleyip onların arifesinde bu indirimlerden faydalanıp kendime parfüm de alıyorum. Aklınıza bulunsun yani. Parfüm almak isteyen varsa da ekstra kendine stok yapmak isteyen varsa da şey yapabilir. Başka renkleri var mı peki bunun? Yani sen karşı cins istedin ama ben de kullanmak istiyorum mesela hani var Var canım var var. var. Beyaz var. var, mı? Ayrıca de hani şey zaten unisex bir, bir ilk bu. Tabii Herkes kullanabilir Tabii kullanabilir yani. Tabii tabii. Yani, şöyle düşün ben mesela akrep yelkovanlı saat kullanmayı daha çok seviyorum normalde. Ama hani spor yapacağım merak da ediyorum. Ya ben de Richard Mille saat seviyorum ama. <laughs> yani hani işte hani ben de hani kaldı ki sallıyorum mesela Rolex aldım. Yani Rolex'i çok uç örnek verdik şu anda yani. hani bir hediye bir yadigar saat var mesela diyelim. Ama spor yaparken de ya da koşuya çıkarken de bir şey hani seni hem ölçümün merak ettiğin hem de böyle idareten güzel bir şey almak istiyorsun. Tamam işte uyurken de takabilirsin. Doğru takar. Şey olur. Hani ölçer. E, güzel yani bence. Gayet de mantıklı. Ucuza iyi bir çözüm. Bence de öyle. İkinci ürünümüze geldik. İkinci ürünümüz bir McDo'da Powerbank. E, bu Powerbank'in bir özelliği. Şöyle ben bunu kendime almıştım. Çok memnunum. Ee, hakikaten kullanıyorum da zaten. Daha önce hatta takip edilebilir. Story'de de paylaştım. Reels'ta çektik. Hani hatta duruyor şu anda Instagram'ımda. Şöyle MagSafe'le ile yani bu arada Android cihazlar da uyumlu, iOS'a da uyumlu. iOS'a MagSafe'e yapışıyor ve dikine kullanabiliyorsunuz, yatay kullanabiliyorsunuz. Kullanırken işte telefonunuzu ekranından bir şey izlemek isterseniz o açıda durabiliyor. Her şeye geçtim 15 Watt hızlı şarj özelliği ile hakikaten telefonunuzu çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Benim için aslında en büyük kriterlerden bir tanesi bu. Şöyle yani açtık. Ev, evde çalışma setup'ında masada olması gereken bir ürün diyebilir miyiz? Böyle? Aynen. Ben normalde masanın mesela şu anda hatta getireceğim burada da var. Kutusundan çıkarttık, şöyle açtık diyelim. Şöyle göstereyim. Bir tane Type C'den Type C bir kablomuz var. Bu da yine MacBook'a örgülü bir kablo. Normalde eğer cihazınız Android ise ya da işte arkasına yapışma, yapışmıyorsa vesaire yine bu Type C'den e, Android cihazını besleyebiliyorsunuz. Fakat değilse ve iPhone 12 serisi ve üzeri ise yani MagSafe varsa arkasında. Şöyle basıyla bakayım işte şarjı var mı? Üç çubuk var. Bu arada benim masamdakini getirir misin Gökalp ya? Bak hani kendi kullandığım hakikaten ispatlayayım da şey yaptım. Aynısından bende var diyorum ya. Buyurun bu da bendeki. Benim kullandığım da bu. Aynısı zaten. Aynen öyle. Birebir aynı rengini aldım zaten. Önerileceğim şey olduğu için. Şöyle şu üç seviye e, full olup olmadığını gösteriyor. Şu an mavi bağlanabilir. MagSafe kılıfınız varsa daha rahat oluyor. E, tabii ki de kılıf olmasına gerek yok ama. Arkadan bir kere baka, basarsanız. Şöyle şu an benim sessiz dolu için çekimdeyken dolmaya başladı. Şu an telefonu doluyor. Ama ben bunu ofiste şöyle kullanıyorum. Şöyle ayağını açıyorum. Şöyle masamda hani şa telefonun şarjı biterken falan bir şey olunca böyle koyuyorum. Bildirimleri bildir takip ediyorsunuz. Bildirimleri yani? takip ediyorum. Ya da başınıza geliyor bilmiyorum. Ben sevgililer günü hediyesi diye anlatıyorum ama hani bazen böyle yalnız yemek yediğin zamanlarda oluyor ya. <laughs> bir şey söyle. Eve yemek yiyeceksin? Ve işte atıyorum YouTube'dan bir şey izleyeceksin mesela. Ne izleyeceksin? Mesela bir tane ne izleyebiliriz? O kadar. Heh mesela. Araba temizlik videosu. Şu an benim sardığım seri videolardan bir tanesi. Video izleyeceksiniz. Yine böyle MagSafe ile güçlü bir şekilde tutturuyorsunuz. Böyle koyup karşınızda hem telefonunuz şarj olurken hem de bir şey izleyerek kullanabiliyorsunuz. Oldukça da başarılı. 5000 mAh, dediğim gibi 20 Watt hızlı şarj özelliği var. Type-C kablosundan ayrıca 15 Watt'ta da hızlıca şarj edebiliyor telefonunuzu. Oldukça da başarılı. Telefonunuzu da böyle kullanabiliyorsunuz. Gayet evet, de rahat. O söyleyeyim. Öneririm. Güzel bir ürün. Evet, gelelim üçüncü ürünümüze. Üçüncü ürünümüz şöyle e, Arzum'un. Bunu ben e, markadan bağımsız seçtim bu arada. Hani bu ne deniyor buna? Smoothie işte. Ha, smoothie. Hani böyle smoothie tarzı işler yapan ya da ne bileyim böyle latte yap. Latte de olmaz. Ne deniyor? Detoks cold... falan mı? Sen onları mı ha, detoks suyu yapıyor. İşte yapayım. soğuk kahve, kiraz sapı enginar suyu gibi gibi hani şimdi burada bunu karşı cinse vermek hani sanki kilo aldın Konyum hissiyatı yaratabilir ama. Ben bunu ayran da yapıyorum. İtiraf ediyorum. <laughs> evet. Bence teksin bu arada o konuda. Niye abi çok mantıklı değil mi bunu ayran yapma? Tamam hani şimdi alakası zaten. Ben öyle yapıyorum ama hani eşiniz smoothie yapar, yani detoks bun... suyu yapar. Bir sonraki boyutu buna tereyağı yapıyorum bawang gibi. <laughs> <laughs> ayran çalkaladım. <bunu. gülüyor> Ama ayrıca bir mutfak robotu kendisi. Benim favori ürünüm ya bu hediyeler arasında. Evet, bence de. Hani bu tam şey böyle sevgilini alıp sen kullanacaksın çok. Abi bak şöyle çıkıyor içinden bir. Bir de böyle var. Bak bir tane daha çıktı. Mesela üzerinde tanıtım şeyinde, görselinde maydanozlu, limonlu, böyle salatalıklı bir şey Aynen. Bak bunda kapağı var. Yani şöyle düşün. Hem sevgiline hem sana birer tane bir şey yapabiliyorsunuz. Hayatım boyut olarak da bak hani litresi yazıyor mu altını bilmiyorum da. Burada işte, işte arzun Ardun Spor, Enerji, Sağlık, Fit falan yazıyor. BPA, free, BPA'sız diyor. Yani sağlıklı bir malzemeden yapılmıştır demeye getiriyor. Güzel. İçinden de çıkıyor işte bak. Hani ufa da var, büyü de var. Doldurun mesela gidin sahilde oturun. Ice Americano için mesela anladın mı? Sahil hayatına çok hızlı adapte oldum. Ya öyleyim artık kusura bakma. Bunu da böyle takıyorsun. Yani iki tane çıkıyor. Ya iki tane kapağı var. İki kişinin aynı anda kullanabileceği olması bu ürünü seçmemde yardımcı oldu diyeyim. Bak şöyle seçiyorsun. En kötü al bununla su iç. Masa başında hani böyle artık evde çalışıyor ya çoğu insanlar hanımların ötürü. Evet. Yani onunla bile yani bir şey yapar. Detoks yapar, bir şey yapar. Limonlu su yaparsın en basitinden. Sallıyorum işte. Bir şey yaparsın böyle içersin suyu. Nasıl hissediyor acaba evde çalışanlar? Biz hiç evden çalışmadık ya. Ben onların psikolojilerini de merak ediyorum biraz. Çok sinirli hissediyorlar. Ben eşinden biliyorum. Eee <laughs> böyle hakikaten gereksiz bir gerginlik yapıyor. Olayımız da bu. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bu şişeyi aldık. Böyle kapattık. Bunun böyle kapanması bunun tamamen güvenli olmasına olmak sunuyor. Böyle taktık bunu. ve kilitledik. Bıçakla temas edemiyorsun hiçbir şekilde. Aynen bıçakla temasınız olmuyor ve şuraya basıp dırırt yapıp yapıştırıp gidiyorsunuz. Bu da var. Büyük boyu da var. Her şeyde. Bunun da batı neydi? Bu arada burada yapmayacağım. Hani yapacak bir şeyimiz yok. Teknoloji kanalıyız. Yemek kanalı olmadığımız için maalesef herhangi bir ekipmanımız yok ama 300 wattlıkta bir motor kuvveti varmış. Tam benim istediğim, arzu ettiğim şey işte. benim de aslında dediğim bu. Şu diğer işte. tarafta ben diğer tarafta. Ben bunu söylüyorum abi <laughs> detoks suyu bu. Sen bunu mu söylüyorsun? Kırmızı meyveler bak çevir bir daha. Tam sen, senin tarafında şu an. Hayır hayır tam orada he. Ha, bu. Aslında aynı fotoğraf da, sen kırmızı. Bu arada fark ettiğiniz gibi kırmızısı var, pembesi var işte, siyahı var. Bir de açık mavisi var. Burada da bütün renkleri var. 570 mililitrelik versiyonu, bu da 400 mililitrelik versiyonuymuş oldukça kuvvetli diyorlar. Bu bayağı bir güzel yorum almış. Bunu yorumlara güvenip aldım. Ama evde de ben benzer bir cihaz kullanıyorum. Tavsiye edilir. Dediğim gibi ben ayran yapıyorum. Şaka yapmıyorum <laughs> bu arada. <laughs> Oğlum niye gülüyorum? Ben mantıklı değil mi ya bunun ayran yapılması? Ama iş görüyor abi. Ya böyle çalkalıyorsun. Böyle aç, suya tut. Bitti. Ve yazın da... Köpükle e... ayran yapıyorum için gibi hissettim yani. Ne? Köpükle ayran. Evet, köpükle ayran yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve yazın da böyle bir yere giderken atıyorum kahve yaptınız. iki şat böyle espresso yapıp döküp buzlu suya şöyle bir blenderdan geçirirseniz buz gibi Ice Americano'lu da içersiniz. Onu da söyleyeyim. O zaman da iş görür. Her türlü iş görür. Yani ben dediğim gibi favori ürünüm bu. Ama tabii ki de bunu açıkta bırakmamaya dikkat edin. Ne olur ne olmaz. Evet. evet. Kaç ürün oldu? Bu üçüncü üründü. Mantıklı bence seçtiğim ürünler şimdi. Hiç böyle şey değil. iki tane bardak olması burada. Hani sadece sen kilo vermiyorsun. Bak hep beraber dikkat edelim. Gibi hissiyat uyandırıyor. Burada artık o bahanenizi uydurursunuz. Evet şimdi geliyoruz. Benim daha önce çok tanıttığım, hakikaten öve öve bitiremedim bir ürün. O ürün gamının nasıl en ucuz versiyonlarından bir tanesini seçmeye çalıştım. Bu bir Bluetooth hoparlör. Divum'un, Divum diye bir geçiyor. Fotoğrafı da burada geldi, böyle geliyor. Ee, bu bir Bluetooth hoparlör ama bunun diğer Bluetooth hoparlörden farkı piksel piksel görüntü veriyor. Bunu biraz takıp gösterebiliriz. Ön incelemeden ziyade bunu görmeleri lazım çünkü. Bu ürünü bende görüp de şey olmadı yani hiç bundan etkilenmeyen insan olmadı. Hakikaten evet yani karşı cins olur hani kadınlar ve erkekler için geçerli mükemmel bir hediye ve hakikaten görüp de beğenmeyen insan sayısı çok az. Şöyle açılıyor kapağı kutusundan. Şöyle kutusu bu çıkartabiliyoruz. Şöyle kuyruğu olan, hatta çıkabilen burası. Burasında da e, eski Micro B girişi ve SD kart Micro SD kart girişi olan bir yer. Buradan power'ına basıyorsun. Ekranı bu. Burada Divum yazıyor. Burası bir tuş değil. Logonun olduğu yer. Basılı tutuyorum. Bakalım pili var mı? Hmm. Nostaljik bir televizyon gibi. Aynen öyle. Burada QR kodu var. Buradan Divum'un uygulamasını indirebiliyorsunuz. Böyle wi bağlanıyor ve buradan sanki radyoymuş. Bak sesi açıp kapatıyorsunuz şuradan. Buradan da ekranın şu görünümünü değiştiriyorsunuz şu an. Bluetooth'ta olmasının lazım ama. Bakın şöyle istersen oyuna giriyorsunuz. Desibel ölçer de var burada. Evet, merhaba. Şu an desibel ölçüyor. Ben bunu bağlayayım. Bakalım kutudan neler çıkıyor. Bu en ufağı, en küçüğü, en düzgünü ve sesi çok iyi bunların. Garip bir şekilde hakikaten sesi çok iyi. Yine böyle heh, kablosu da yine mikro B girişi bir tipadan uzunca bir kablosu var. Müzik performansı inanılmazdı bu ürün. Evet. Divum'un hoparlörleri çok güzel oluyor. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Daha önce kendim test edip onayladığım bir ürün. O ürünlerin de e, birkaç versiyonu daha koyacağım link'e ama bu da önerilir. Fiyat performans olarak yani güzel bir hediye ve kullanışlı bir hediye. Şimdi telefonumuzdan bunu eşleştirelim Divum'u. Timo Audio diye geçiyor. Tamam bağlandı mesela. Şimdi saate bakalım. Ekran değişince saat... Değişiyor mu? Tamam. Cihazım bağlandı. Güncelleme geldi uygulamaya. <laughs> evet. Güncellemeyi şu an bakın downloadta. Şu arkasında da işte bas çıkışı var. Şöyle delik var. Şurada kuyruğu var artık fil herhalde ayaklarından tahmin ettim. Hoparlörümüz burada. Tuşları var, çok tatlı. Şöyle küçük, ufacık. Hakikaten düzgün, güzel bir şey. Hemen hemen bir ortalama iyi ses verebilen bir büyük hoparlörün yaklaşık iki katı fiyata sahip ama bu masa başında işte saat oluyor. işte piksel geliyor, aramalar gelince gözüküyor kimin aradığı vesaire. Ekranı da var. Bence kullanışlı. Hoş da böyle bir konsept bir ürün bu ya. Yani kategorisi hakikaten hani... olan bir şey değil yani Kendine has bir ürün. Hani büyük hoparlör verse böyle masaya koymazsın da bunu versen koyarsın. Bir şekilde açık durur orada böyle. Yani Aynen hep böyle şimdi çalışabilen birisinin masasında durabilecek güzel bir ürün. Tavsiye ederim o yüzden. Zaten tavsiye ettiğim için koydum videoyu. Evet güncellememizi yaptık. Bak daha önceden Taha'nın şeylerini yapmış ama bu tabii olmadı. 16'ya 16 olduğu için pikselin böyle kaça kaç olmasın? 2. Yani 16'ya 16 da 16 Ben bunu 64'e 64, 64 göre yapmışım. Ondan patladık ya. Buradan saatimizi ayarlayabiliyoruz. İşte termometre ya takvim Bugün en kaçı ya da arkasına bir resim, bir şey koyabiliyoruz. Birçok özelliği var. Hatta Bitcoin muhabbeti gelecek de herhalde buna geldi mi acaba ya? Hatırlamıyorum hiç. Daha fazla bir saniye bakayım ona. Bitcoin gösteren saatlerin çok pahalı olduğunu biliyorum sadece. Bu arada telefonunuza gelen arama cevapsız çağrıları vesaireleri de eğer bu izin verirseniz onu gösteriyor. Puan tablosu. He. puan tablosu için. Bu da şey atıyorum bir oyun oynuyorsunuz. Sallıyorum mesela tavla. on tutuyorsunuz bunda. Gibi gibi. Desibel ölçüleri zaten göstermiştim. Ama bir sesine bakalım açmış kendi. <laughs> 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 Kendinden beklenmeyen bir ses performansı tipinden bakınca aslında hiç beklemiyorsunuz öyle bir şey. Söyleyeyim. Bu arada radyoda var bunda. İnternet radyosu da çalabiliyor. Uygulamasından çalarsanız. Ses, not vesaire her şeyi mevcut. Canavar gibi. Söyleyeyim yani. Sesi bayağı iyi bir şey. Sesi çok ya. iyi canım ya. Şarkı Bunu... Kaç verdi? 110 küsür falan verdi ama bir şey söyleyeyim sesi bir kere temiz zaten. Hakikaten sesi de cam gibi hiç böyle... Yüksek seste hiç bozulma yok. İnanılmaz aynen. bir ürün. Ve bunu ben hala anlamıyorum bu Divum'un bütün hoparlörleri böyle bu arada. Hani cidden hani mark olarak bütün hoparlörleri böyle ekran boyutunu falan göre değişecekseniz de istediğiniz her şeyi seçebiliyorsunuz. Ayrıca buraya kendi adınızı yazarsınız bilmem ne kalp bilmem ne yaparsınız. Öyle teslim edebilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Böyle klavyeli, muhafazeli versiyonları da vardı bunun bir. sürü. Tabii tabii bir sürü var, onları da hepsini linke koyacağım açıklama kısmındaki. Ama ben burada böyle en hani fiyatı da en uygun olan, en böyle tatlı gözüken, değişti gözükeninden yola çıktı. Ama bir sürü çeşidi var bu arada bunun, onları da koyacağım. Ama sesi bunda gördüğünüz gibi on numara. Bu tabii. Ki neden duyuyorsunuz bilmiyorum tabii sesi bizim. E tabii o tam olarak geçmez de ben her türlü kefil olurum. Yok bu yok, ya, divum zaten yani daha önce çok tanıttığımız ve çok memnun kaldığımız da bir şey. Ürünler bu arada yani ben birazcık böyle kadınlara. Ben spesifik ürünler bekliyordum ama ben hepsine talibim ürünlerin. Nasıl oldu? Aslında şöyle hakikaten ben de seçerken e, hani kendim alsaydım işte eşime ne alırdım diye düşündüm. Bunları seçtim ama hakikaten de ya yani hepsi unisex aslında yani. Hani şu Arzum shaker'ı ben alsam ben de kullanırım. Ayran yaparım. Ayran yaparım yani. Ona da ayrı takıldınız <laughs> ama ayran bence güzeldi hiç öyle de şey değil. Hah bak bir tane belki hani e, saçı kısa birisi için unisex olmayabilir. Bu ne biliyor musun? Bu saçları şey yapan ürün mü? ne bu? Bu kadar uzun. Bu ne yazıyor? Profesyonel saç düzleştirici tarak. Bayağı bildin. Şarjlı, pilli, milli. Yani direkt şeyle, iyonik diyor, seramik kaplamalı vesaire. Ve fön tarağı. Bu belki işte kız arkadaşa, eşe alınabilecek bir şey. Ya da kendi saçın uzundur deneyebilirsin belki. Ne diyor? E, seramik kaplama diyor, led göstergeli ısı ayarı 120 ile 200 santigrat derece arasında. Seçenekli yon fonksiyonu özelliği, 60 dakika sonra otomatik kapanma. Saç dolaşmasına önleyici tasarım. Ciltle teması önleyici dizayn. Kuaför kalitesinde saç düzleştirme diyor. Bakacağım. Gayet de basit, şöyle bir bu bu da şöyle ucuz e, değişik bir şeydi yani bilmiyorum çok da böyle tabii ki de e, fön saç kültürün çok olmadığı için. Ya bunu niye kesemiyor bu ya? Çöğüt takılsın da. Şimdi şunu bir bak şöyle şey dönüyor dibi. Bu dibi mesela hani böyle el açısından iyi. Bunu ben kendi kafamda deneyeyim. Şöyle açtık. Şimdi mesela şu an off diyor. Buradan on yapıyorum. Ya buradan ioniyi on yaptım. Buradan cihazımızı power tuşuna basıyoruz. Bu iyonik şey mi? Saçlar elektriklenmesin değil mi? Evet. 120 okeydir herhalde. Ben çok tırstığım için 120 yaptım. İlk başta bakalım nasıl ısınıyor. Bir veriyor mu sıcaklık ona bakacağız. Mevzu şuradan geldi. Ee, berbere gittim. Ben solak olduğum için e, yani saçımı da böyle ayırdığım için şuradan böyle fönleyemiyorum kafayı. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Benim aslında bu, böyle fönlemem lazım. Ya da işte bu tersime geliyor yani. Hmm. Dedim ki böyle yok mu şu şey, hani böyle seramik bir tarak bir şey böyle hani fön çeki. Dedi ki abi makineleri var dedi aslında Hasan. Mevzu buradan çıktı aslında. Ben aklımda öyle kaldı. Hem de dedim ki onu da test etmiş olurum. Hem de işte hani sevgililer günü. Hediyesi olabilir dediyorsa. belki dedim. Bilmiyorum bu arada. Bu arada bakın geldiği dereceyi de gösteriyor. Ben 120 aldım şu an 90'da. 92 93 böyle loading yapıyor. 120 olunca da çıkarıp şey yapacağız. Böyle bir cihaz. Abi benim saçım bile kısa geldi bence buna. Ama yo oluyor be. Olmuyor mu? Ya hemen anlayamıyorum ki ben etkisini. Zaten senin saçların çok kıvırcık değil ki. He, bir tık böyle ortalar şey oldu gibi. Yükseltelim yüzümden. Tamam şey oldu ya saçların böyle Elidor reklamı gibi oldu. Abi yine yok sıcak hava veriyor. Ya yani sıcak e, şey veriyor. Acaba uzun saçlı birisine iş yapar mı? Yani büyük ihtimalle yapar. En azından iş bence bu da. Benim saçım tabii bu kadar uzunluk kesmiyor bunu. İyi oldu ama fena olmadı. Yani kötü değil bence. En azından böyle bak şu an biraz daha sıcak yaptım. Kafayı yakmıyor en azından. Bak derinin dibine değiyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Ben ondan çok korktum. Fiyatına göre iyi midir bilmiyorum ama bana değişik geldi ve işe yaramadığında söyleyemeyeceğim. İnce telli düz saçlar 120 ile 140 derece arasında kullanın diyor. Kalın telli dalgalı saçlar hmm. tamam tamam Hmm... hmm. okeydir. Herhangi bir şey yok. Hani evet banyo ve ıslak ortamlarda kullanmayınız diyor. Normal tamam. Saçını kuruttuktan ama sonra ama öyle hani saçınız ıslakken çünkü hani fön de hafif nemli saçı verili de ama benim saçım 100 120 ile zaten 140 arasıymış ince telli diyor. Bu arada oldu. Acaba saçımı taradığım için mi oldu bu yoksa sıcak bir şekilde taradığım için mi oldu? Ben çok rahatsız olmadım. Ayrıca de beğenmedim de diyemeyeceğim. Bana güzel geldi gibi. Bilmiyorum. Kamerada böyle görüyor musun? Karşıdan nasıl oldu bilmiyorum. İyi oldu ya. Saçlara böyle bir değişik bir şey kattı Aynen. Saçını. Anlayamadım ne olduğunu tam. İş yapar. Fiyatı da 200 öyle bir şeydi yani. Gayet iyi. Bulunabilir. En kötü saçınızı kurutursunuz. Bu da iyonik olduğu için sanırım. Bu iyonik şey ya. Elektriklenmeyi, elektriklenmeyi alıyor. alıyor yani. Ters şey veriyor. Enerji veriyor. Yani işte Nasıl diyeyim? Aynı verip bunu anlatamayacağım. Ya bilimsel açıklama. Bilimsele yani. gerek yok işte yani. Mıknatıs etkisi diyelim. Evet. Vallahi oldu be. Akıyor ha. Saçının arasından kayıp gidiyor mu? Evet. Takılmıyor da. Ya zaten takılmaz da normalde şey yani. En beğendiğin ürün hangisi oldu? Sakala mı bakayım? Sakalını düzleştiriyor mu? Sakalın içinde bayağı gocur diyor. Abi yakmıyor. Gayet de iyi yani bence. Ben bunu okey verdim ya. Ya benim en beğendiğim ürün ne aralarında? Powerbank. Hakikaten zaten kendi zaten aldım için söylüyorum. Bir de şunu beğendim. Bu bana mantıksız gelmedi ama hani tabii ki de yine bilenler yorum kısmına falan okutun alıp kullanan varsa şimdi uzun saçta nasıl bir etki verir bilmiyorum ama enteresan bir ürün benim için. Hediye aldım değil? deyip kendin çökeceğin türde bir ürün gibi duruyor. Aynen. Hiç de böyle yadırgamam yani. Powerbank'te bak kullanıyoruz. Evet. Kısacası benim seçtiğim ürünler en azından 5 tanesi bunlardı ama listede tabii bir sürü seçtim. Zaten hepsi burada da sevgililer binlerce seçenek var. Evet böyle bir videoydu. Umarım seçtiğim hediyeler mantıklı gelebilmiştir. Ayrıca bence ayran yapmak çok mantıklı o cihazda. Evet kendinize çok iyi bakın. Başvurulara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.